geride kalan sebzeleri ve bakliyatları değerlendireceğiniz çok güzel bir çorba olacak. Küçük bir çorba tenceresini ocağa koydum. 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettim üzerine. Yağ orada ısınırken ben malzemelerle işe başlayabilirim. Dediğim gibi sebzenin ve bakliyatların bir araya geldiği bir çorba. Hangi bakliyatları kullanacağımı göstereyim. Her birinden yarımşar bardak kullanıyorum ve tabii ki hepsi haşlanmış. Nohut, buğday ve yeşil mercimek kullanıyorum efendim. Üçü de haşlanmış vaziyette yarımşar bardak. Tencerenin içerisine önce birazcık diriliğini alsın diye patatesi ilave ediyorum. Tamam. Arkasından burada bir tane patlıcan var ama bu bir patlıcan bu çorba için çok. O yüzden yarım patlıcanı kullanıyorum. Patlıcanı da genellikle hani çorbalarda çok patlıcan kullanımına alışık değiliz. Yani çok gördüğümüz bir şey değildir bu. Patlıcanı daha çok kızartma ve yemeklerde kullanırız ama bu çorbada kullanılıyor. Onu da aynen patlıcanı da küçük küpler halinde doğrayacağız. Tamam. Şöyle. Onu da tencerenin içerisine transfer edeceğiz. Şu şekilde. Arkasından bir tane de şöyle irice boy yeşil biber. Onu da bıçağımla şu şekilde doğruyorum. Tencerenin içerisine atıyorum. Ve önce şöyle hafiften bir çevirerek yağda diriliğini alıyorum. Bir 5 dakika kadar böyle yağda çeviriyoruz. Olduğunu patlıcanların üstünde böyle hani hafif bir tatlı kabuk bağlamaya başlar ya. Böyle kızarttığınız veya böyle az yağda çevirdiğiniz zaman oradan anlayabilirsiniz. O patlıcanlar belli belirsiz böyle renk almaya başlayınca artık diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut, yarım su bardağı kadar buğday ve yarım su bardağı kadar da mercimeği şu şekilde içine ekliyorum. Bunun üstüne yaklaşık 1 litre yani 5 su bardağı kadar su ilave edeceğim. Yani işte şu şeyini bitirirsek 1 litre etmiş oluruz. 1 litre kadar su ilave ettim üstüne. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Hiç baharat koymadım çünkü buna yoğurtla bir terbiye yapacağım. Yoğurtla terbiyelerde ben hep en alışkanlığımdır, size de şiddetle öneririm. Yoğurtla terbiyelerde özellikle tuzunu en son koyun. Karabiberini vesairesini falan ama tuz biraz daha böyle hani yoğurdu ayrıştırıcı ya, böyle pörtek pörtek kalmasın diye onu hafiften sona bırakmakta fayda var. Ne kadar bir terbiye yapacağız buna? 4 kaşık kadar böyle 4 tepeleme yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu buraya koydum. Üstüne bir tane yumurta kıracağım. Şudur. Tamam. Bu ikisini şöyle hafiften bir çırpmaya başlıyorum. Çorbanın içinde kıvam bağlayacak bazı etkenler var. Ama ben bunun içerisine de birazcık o etkenlerden bir tanesi olan undan ilave edeceğim. 5 bardak su koyduğum için çok değil ama 1 yemek kaşığı un bunun kıvamına uygun olacaktır. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı kadar da un ilave edeceğim buna. İstemezseniz yani hiç un koymak istemiyorum Arda derseniz gayet kabulümdür, tamamdır. Yani hiç unsuz da yapabilirsiniz bunu. Biraz daha akışkan bir kıvamda olur. Böyle biraz daha bağlayan bir meyane kıvamında olur. Hepsini beraber güzelce çırpacağım. Ondan sonra da çorba hafiften kaynamaya başlayınca, içerideki her şeyi pişirmeye başlayınca daha doğrusu, yani en çok pişmesi gereken şey patates içerideki. Patatesin pişmeye başladığını emin olduktan sonra, aşağı yukarı bir 15-20 dakika yani, sonra meyaneyi hafiften temperleyeceğim, ısıtacağım ve işi bitireceğim. Çorbanın suyu kaynamaya başladı. Dediğim gibi ölçek patates bizim için. Biraz patatesin işi var. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynadıktan sonra, tıkırdadıktan sonra altını kısayım. Çorba tamam sayılır. Bunu da şöyle bir hafiften artık altını iyice bir kısalım ve temperleme işlemine geçelim. Yani buradan küçük bir kepçeyle alıyoruz sıcağı. Bunun içerisine transfer ediyoruz. Taneler gelse hiçbir şey olmaz. Zaten biraz sonra birleşecekler. Güzelce çırparak yoğurt, un ve yumurtalı karışımı hafiften ısıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar güzelce de çırpıyoruz ki çok fazla topaklanma ve benzeri şeyler olmasın diye. Çorbanızda bu koyu renk varsa endişelenmeyin. O birazcık patlıcanın verdiği koyuluk. Onu az sonra bu yoğurdun da katkısı ve ilavesiyle tamamen açacağız. Ve çok daha güzel bir kıvam elde edeceğiz. Birazcık daha koydum ve ısıttım.
Gayet iyi bir kıvamda. Güzelce ısındı. Artık yoğurdumu çorbanın içerisine transfer edebilirim. Güzelce çırparak karıştırıyorum. Tamam. Artık servis etmeye hazır kıvamda. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet başarılı. İçeriği yoğun ve dolu dolu bir çorba elde ettik sayılır. Birazcık tıkırdatacağım, ara ara gidip karıştırıp en son olarak tuz ve karabiberini de ilave edeceğim. Biraz da kuru nane atarım, işlem tamam olur. Arada bunu karıştırmayı ihmal etmeyin şöyle. Çünkü çok güzel yoğunlaştı çorba. Gayet başarılı kıvamda. Burada çorbam hazır. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Oldukça güzel, yoğun ve kıvamlı bir çorba haline geldi. İçerisine birazcık karabiber, birazcık tuz. En son batımda ekliyorum, az evvel söylediğim gibi. Arzu ediyorsanız birazcık da kuru nane çok yakışacaktır. Karıştırın ve çorbanızı direkt olarak servis edin.